hoşuna gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Güzel adamım güzel. Allah ölmüş de yaratmış maşallah. Türkiye'yi güldüren adam. Türk komedi tarihinin en yükseğindeki isim Kemal Sunal'dır. Onun gülmesi neredeyse başlı başına bir olaydır Türk sineması için. Gül biraz. Daha gül. Kemal Sunal sahneye çıktığı vakit, yani perdeye girdiği vakit halkın ayağa kalkarak güldüğünü, katıla katıla güldüğünü, alkışladığını gördüm. Aslında bir halk kahramanı. Ne olacaksın? Kahraman. Artemiski kahraman olacaksın. Öyle kahraman değil. Halk kahramanı oluyorum ben. Hepimizdeki bir şabanlığın bütün versiyonlarını bize sergiliyor. Şabanlık yani beceriksizlik, şabanlık saflık, ama şabanlık o beceriksizlik ve saflığın altındaki kurnazlık, köşeyi dönmek. Yani çocuk başına 100 marktan 10 çocuk 1000 mark, 15 çocuk 1500 mark eder. O da 3 milyon 170 bin Allah. Sever sokaktaki insanı halkın en büyük kahramanı haline getirdi. Sokaktaki insan Kemal Sunal'ın sayesinde ben varım dedi. Filmleri defalarca izlenen tek isim. Dünya sinemasında filmleri bu kadar sıklıkla ve yoğun bir şekilde izlenen hiçbir sanatçı bence yok. Kemal Sunal belki de Türk sinemasının bir Charlie Chaplin'i. Asla şöhreti sevmedi. Kemal yaptığı işi çoluğuma çocuğuma ekmek parası diye yapıyordu. Yollarda da tanınmamak için böyle yürürdü zaten. Hiç bu şöhretin tadını çıkarayım, ay bir şöhret oldum, başım göğerdi falan, onu bir iş olarak yaptı. Çok da mutlu, yani mutlu yaptı. Ölümüyle de tüm Türkiye'yi ağlattı. Çok iyi bir insandı ama bambaşka bir yanı vardı Kemal'in. Onun için çok üzdü bizi, çok. Ben kör genç bir dilenciyim, sokak sokak gezerim. Beni gören zenginlerden birazcık yardım isterim. Geldik galiba. Kemal Sunal, Osmanlı ve Türk güldürü sanatının bütününden esintiler taşıyan, onu günümüzün realitesi içinde yeniden kurgulayarak bizlere sunan büyük bir sanatçıydı. Kemal Sunal biraz Keloğlan'dır. Biraz Karagöz'de Hacı Betin perde oyununun Karagöz'dür. Biraz Pişeker, biraz Kavuklu'dur, biraz Mehtap'tır. Kendine özgü şivesiyle, yüzüyle, hatta bazen hiç konuşmadan bile, maskıyla bile insanları güldürebilen kişidir. Kemal Sunal biraz Köçek'tir, biraz Çengi'dir. Kemal Sunal biraz da Nasrettin Hoca'dır. Belki de bütün bu saydıklarımın dışında bizim bir parçamızdır. Bizim söyleyemediğimiz, bizim sakladığımız, bizim utandığımız ama onda gördüğümüz vakit güldüğümüz bir güldürü sanatçısıdır. Ali Kemal Sunal, 1944 yılının soğuk bir Kasım sabahı dünyaya geldi. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden Küçük Pazar'ın Vefa semtinde. Babası Mustafa Sunal buraya Malatya'dan göçüp gelmişti. Ailenin ilk çocuğuydu. Ardından Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi doğdu. İkinci Cemil olunca 3 yaşında tam yoktu. Geldi benim yanımda, Cemil'i görünce kaçtı odadan dışarı ve bir hafta sonra sarılık oldu. O kadar işine kapanıktı. Yani sıkıntısından yüzünüze belirtmiyordu. Bir şeyi belirtseydi, keşke çocuklarla kavga etseydi da o kadar kapalı olmasaydı. Ortaokul ve liseyi o yıllarda İstanbul'un önemli okullarından Vefa Lisesi'nde okudu. Müjdat Gezen ve Uğur Dündar okul arkadaşıydı.
Vefa Lisesi'nden 60 yıla yakın oluyor işte. Çok sevip saydım. Bir dostum, arkadaşım, meslektaşım. O liseden biz girdik. O ortaokuldan girdi. Mesela Uğur'la ben liseden girenleriz. Derslerinde çok başarılı değildi. Okulu 11 yılda bitirebildi. Kemal ortaokulu da orada okuduğu için zaten normalde 6 sene okuması gerekiyordu. O biraz Uğur Dündar der ki okulu çok sevdi, bırakmak istemedi. Evleri de yakındı okula. Kemal başka çocuktu, çok başka insandı ya. Ama yaptığı taklitler ve komikliklerle ilgi odağıydı. Okulun tiyatro bölümü oldukça faaldi ve hemen katıldı. Liseler arası bir yarışmada da en iyi karakter oyuncusu seçildi. Felsefe öğretmeni Belkıs Bağkır yeteneğini destekledi. Onu Müşfik Kenter'le tanıştırdı. Müşfik Kenter Kemal'i beğendi ve Kenterler Tiyatrosu kadrosunu aldı. Artık Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Şükran Güngör gibi usta oyuncularla oynamaya başlamıştı. Bu onun için büyük bir adımdı. Lisenin ardından Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'na girdi. Ancak provalar, oyunlar, turneler nedeniyle okula devam edemedi, kaydı silindi. Kenterlerin ardından yine dönemin önemli tiyatro gruplarından Ulvi Uras Tiyatrosu'na geçti. 4 yıl bu tiyatroda, 1 yılda Ayfer Feray Tiyatrosu'nda çıktı sahneye. Kemal'i ben ilk Devekuşu Kabaret Tiyatrosu'nda seyrettim. Çok güzel bir komik bir tiplemesi vardı. Uzun boyuyla Zeki'nin Metin'in arasında çıkar gülerdi. Ve halk yerlere yatardı gülmekten, onun gülmesine. Zaten onun gülmesi neredeyse başlı başına bir olaydır Türk sineması için. Kulise gittik, tebrik ettik, bilmem ne filan. O Malatyalı olduğunu söyledi, ben de Malatyalı olduğumu söyledim. İlk tanışmamız öyle oldu, hemşire olduk yani açıkçası. Yıl 1972. Arzu filmin sahiplerinden usta yönetmen Ertem Eğilmez, Tatlı Dilim filmine hazırlandığı günlerde Devekuşu Kabare'de sergilenen bir oyunu seyretmeye gitti. Oyunda Kemal Sunal çok dikkatini çekti. Zeki Alasya onları tanıştırdı. Tatlı Dilim filmindeki küçük bir roldedir. Bu küçük bir rolü ben izlediğimi hatırlıyorum. Atlas sinemasında bu filmde Kemal Sunal sahneye çıktığı vakit, yani perdeye girdiği vakit çok az bir süreydi bu. Yani 1-2 dakikalık bile bir süreydi. Halkın ayağa kalkarak güldüğünü, katıla katıla güldüğünü, alkışladığını gördüm. Yani Kemal Sunal'ı bu tek bir rolde, tek bir karede keşfeden kişi ise hiç kuşkusuz daha sonra Türk sinemasında Eğilmez ekolü veyahut da Arzu filmi ekolü dediğimiz ekolün kurucusu Ertem Eğilmez'di. Hocam, hocam. He. Arkadaşlarım namına size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Nedir? Gidelim buradan hocam. Sus! Gitme lafını ağzına alanın takımdan! Önce kalabalık kadrolu toplu filmlerde oynadı. Kemal Sunal'ın ilk süreci salon filmlerdeki güldürü ögesini yapan yan rollerdir. Yani Tarık Akan'la Emel Sayın'ın oynadığı veya yine Tarık Akan'ın oynadığı filmlerdir. Örneğin Tatlı Dillim, Güllü Geliyor Güllü, işte O Olsun, Yalancı Yarim ve Mavi Boncuk gibi filmlerdir. Burada kendi başına değildir. Sadece melodramı destekleyen ve melodramın bazı olgularını hafifleten, güldüren diyordu. Bir anda sinemanın komedi yıldızlarından biri olmuştu. Bir yıl içinde 1973 ile 74 arası tam 9 filmde rol aldı. Yani birinci film Tatlı Dillim bitti. İkinci filmle beraber Kemal sinemada bizim çok önümüzdeydi. Hiç kimse inkar etmez. Biz hep beraberdik, tamam tabii beraberdik. Bütün başarılara beraber imza attık elbette. Ama Kemal farklı bir yerdeydi. Kemal artık sinemanın büyük starıydı. Bizler iyi oyunculardık belki. Stardık da belki kendi çapımızda ama o ulusal star diyeceğim, sinemanın bir numaralı starı diyeceğim, konumda olmadık hiçbirimiz. Bu arada daha sonra hayatını birleştireceği Gül Hanım'la karşılaştı. 2,5 yıl mektuplaşmanın ardından evlendiler. Hiç el ele tutuşmadan, gezip tozmadan, gözlerinin içine bile doğru dürüst bakmadan başlayan aşkları hayatları boyunca sürdü.
Hünerleri aman aman şaşırdı köylüleri. Kafadayı Salatov hem de çifte yürekli. İlk başrolü de çok geçmeden 1974 yılında Salakov filmiyle geldi. Filmin senaryosunuysa Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil yazmıştı. Saf, temiz yürekli ama koşullarla kendinin dışında bir başka kişi olarak ortaya çıkmasını ortaya koyan bir film bu Salako. Yani bütün beceriksizliğine rağmen dağların eşkıyası olan dağların güçlü bir profili olmasını ortaya koyan bir kişidir. Kemal Sunal'ın kişiliğindeki esas özü başkalarına da sirayet ettiren bir sihri var burada. Nedir? Çünkü Kemal Sunal'ın güçsüzlüğü aslında bizim kendi güçsüzlüğümüz. Sakladığımız Kemal Sunal'ın beceriksizliği aslında bizim de hepimizde var olan, hatta kendi kendimize gizlice güldüğümüz bir şeyin somut örneği olduğu için büyük bir önem taşıyor. Evet, ben Salakoyum. Salako kapalı gişe oynuyor, sinemanın önünde kuyruklar oluşuyordu. Zirvedeydi artık. Şişli'de karşılaşmıştım. Şeker Bank'ın önünde. Ben de Şeker Bank'a girip demiştim ki film çekmek istiyorum, param yok, bana kredi verir misiniz? Adamlar bana şaşkın şaşkın baktılar. Yani köprü yapsan, inşaat yapsan falan kredi alma belki imkanı da, o zaman film yapacağım, para verir misin deyince uzun uzun baktılar. Ben de zaten 26 yaşındayım. Sonra Kemal'e rastladım. Sinan dedi, artık sinemalar dedi benim ismimle film alıyorlar dedi. Elimi tuttu böyle. O da kendi starlığını ilk defa yaşıyordu. Çünkü Kemal Sunal oynuyor deyince Adana'dan, İzmir'den, Samsun'dan falan paralar gelmeye başlamış. O da onu çok sevindi. Ben de ilk defa onu o zaman paylaştı. Rıfat Ilgaz'ın yazdığı ilk İnek Şaban'da şu kadar boylu kızlar oynattıydı Ulu Uras Hoca tiyatroda. Hep mesela Tolga Tiğin oynadı. Çok kısa değildi ama ya sonra Suzan Ustan oynadı evvel. Onlar da orta boylu kadınlar ama erkeklerin arasında mesela böyle duruyorlardı. Ertem İmrez tam imajını görenler zannedersin ki küçük kısa boylu birini arayacak Ertem İmrez. Hayır, tersini gösterdi bize ama aktör iyi olunca oldu. Herkes de inandı İnek Şaban. Kemal'in parlaması İnek Şaban'la birliktedir. Sonra Şabanlık kaldı biraz. Biraz kaldı Kemal'e. Yani bir türlü Şaban şeyinin dışına çıkmadı. Çıkmak da istemedi. Çünkü onunla birlikte var olmuştu. Dört Hababam Sınıfı filminde oynadı. Filmleri de senaristler Sadık Şendil ve Yavuz Turgul'la oyuncular Ertem Eğilmez'in evinde toplanıp hep birlikte yazıyorlardı. Hababam serisi bu sefer Kemal Sunal'ın baştaki o güldürü ögesini dramla harmanlayan bir şeydi. Hababam Sınıfı bir takım oyunudur. Yani Münir Kuldan Adile Naşit'e, işte Şener Şen'den Kemal Sunal'a, yine aynı zamanda Tarık Akan'la melodrama da yatkın bir şeydi. Burada artık gülmemek mümkün değildir ama gülmek salıverilen, koy verilen bir gülme değil, dengeli bir gülmedir. Kahkaha atarken birdenbire gözleriniz yaşarabiliyor. Bu oradaki oyuncuların birbiriyle bir orkestra gibi, gülmenin bir orkestra gibi idare edildiği bir şeydir. İşte Kemal Sunal bu zıtıklar içinde birdenbire sivrilen, kendi değişim dönüşümünü yapan bir kişi. Maşının dibini kurcalamış ve bulmuş bir insandır. Tepesine de çıkmıştır, altına da inmiştir. Hababam Sınıfları Kemal Sunal'ın tahtını kurup oturduğu ve imparator olduğu filmlerdi. Ondan sonra devamı geldi. Hep yukarıda kaldı. Hep bayrak olarak kaldı diye düşünüyorum. Baktım ki apartmanda her kafadan bir ses çıkıyor. Gürültü patırda eksik olmuyor. Kardeş kavgasına bir son vermek için %51 hissesini satın aldım. 1977'de aynı yıl içinde Kapıcılar Kralı, Meraklı Köfteci, Sahte Kabadayı filmlerinde oynadı. Kapıcılar Kralı filmiyle Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal ödülünü aldı. Bu ödül, sinema filmi en iyi erkek oyuncu ödülünü bir komedi sanatçısının güldürü performansıyla alması bakımından önemliydi. Buraya gel! Buraya gel diyorum sana! Gitme lan Seyit, gitme! Bahşiş değil bu!
taraktı bunu kazanana kadar. Ben onu senden almasını bilirim. Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim. Sana vereceğime yarım daha iyi. Yaşa! 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 Güldürünün arkasından ülkenin sorunları da bize biraz göz kırpıyordu filmlerinde. Kapıcılar Kırılı'ndaki o apartman aslında Türkiye'nin küçültülmüş bir şeydi. O her katta Türkiye'deki bir belli bir kesimin bizlere gülümsediğini, bizlere güldüğünü veya bizi güldürdüğünü görebilirsiniz. Yine aynı yıl Ertem Eğilmez'in yönettiği Süt Kardeşler'le Kartal Tibet'in yönettiği Tosun Şedi'de Çöpçüler Kralı ve 1978'de Kibar... Şu gün hala yaşıyor olması, klasikleşmiş olması hayatla akrabalığındandır. Yani hayatın aktığı yönde ilerler Yeşilçam sineması o dönemde. Pahalılığın, yokluğun, işsizliğin damarına iner. Kemal de bundan esinlenmiş, bundan yararlanmış, bundan etkilenmiş bir insandır. Onun için yaptığı filmlerde o günün siyasi gençliğin, siyasi gerçeğini görmek olasıdır diye düşünüyorum. Çerkez, Abaza, Ermeni, Rum, Karmadı. İki türlü insan var. Bir çalışan insan, bir çalan insan. Sen hangisindensin, ona karar ver. Kibar Feyzo özellikle çalışanın yanında yer almış, yerini belirlemiş, dimdik ayakta duran bir ağaç gibidir. O bir mihenk. 1977 ile 1985 yılları arasında peşi sıra Şaban filmleri çekmeye başladı. Şabanoğlu Şaban, Umudumuz Şaban, İnek Şaban, Gerzek Şaban, En Büyük Şaban, Atla Gel Şaban, Orta Direk Şaban, Şabaniye, Katma Değer Şaban, Gurbetçi Şaban, Sosyete Şaban, Şendul Şaban. Şaban Özgüneş. Tebrik ederim. Kursu birincilikle bitirdim. Oğlum sana söylüyorum. Ben de başkasına sandım. Zeytinburnu'na verildim. Bizim tanıdığımız belki de kitlelerin en çok ezberlediği Şaban. Çünkü Şaban hepimizdeki bir Şabanlığın bütün versiyonlarını bize sergiliyor. Kısacası bizim olmak istediğimiz, olamadığımız veya bizim alay ettiğimiz her bir şeyi Şabanlıkla. Şabanlık belki de bizim erdemlerimizin altına gizlediği bir erdemsizlik. Bir başkalarına karşı beslediğimiz kini, nefreti, belki de Şabanlıkla söylediğimiz doğrudan doğruya hiç kıvırmadan birdenbire söylediğimizin bir açık sözlülüğü de karşımıza çıkıyor. Şaban aslında biziz. Tut şu tüfeği bakayım. At. Patladı. Hangi hayvan attı bu bombayı? Ben attım canım kumandanım. Şabanoğlu Şaban. 1983'ten sonra Şaban ismiyle anılan karakterleri üreten Kartal Tibet'ti. Yıllarca oyunculuk yapan Kartal Tibet, Kemal Sunal'la 26 film çekti. Şabanlık tiplemesi Güldürü'nün doruğuydu. Ama aynı zamanda da kötüyle kendi iyi niyeti ve saflığıyla baş edebilmeyi gösteren bir halk kahramanı. Halk için umuttu. Türk sineması tipler birdenbire ortaya çıkmıyor. Daha önce bilinçlendirilip bir masa başında da yaratılmıyor. Sadece tesadüfi bir tip tuttuğu vakit o tip işlenmeye başlanıyor. Yani Şaban Nur'u baştan tasarlanmış, bir yere oturtulmuş, çizgisi belli olan bir kalıp değil. Sadece o bir motif, belki de yan ögelerden birisi. Fakat bu seyirci tarafından karşılığını bulunca sonradan işlenmeye başlıyor. İşlendikçe kendine dönmeye başlıyor. 1000 lirayla bir ayda ne yapılır? Ne mi yapılır? Günde 33 lira eder, ayda 999 lira... 1 lira da artar. 1 lirayı da çocukların bisiklet parası olarak biriktireceğiz. Demek ki 3000 sene sonra bisiklet alabileceğiz. Azrail'e söyle 3000 sene... Toplumun her bireyini beyaz perdeye taşıyordu. Oynadığı karakter... Yüreğimden gelen sevgilerle, saygılarla, eşimle birlikte selamlıyoruz. Sensin Şaban. Kurtar bizi. Allah gönderdi seni. Yo, telgraf.
Tele alınca atladım posta arabasına. Yani otobüse geldim. Muhtarlığı kabul ediyorsun değil mi oğlum? Bu muhtar dediğiniz şerif gibi bir şey mi? İşte öyle bir şey. Kabul. Muhtar olacağım. Geleceğe güvenle bakalım. Memleketimizin geleceğini parlak yapalım. Bu devri gömelim. Yeni ve aydınlık bir devir açalım diyor. Öyle demiyor musunuz? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Demokrasiden başka bir rejime razı olmamıştır, olmayacaktır. İyi haberin var mı? İki kişiyi kurşuna dizmişler, bir de banka soyulmuş. Yok be. Başka? Bir kahveye bomba koymuşlar, 30 yaralı var. Başka? Başka ha, bir de trafik kazası. Bir otobüsle taksi çarpışmış, taksidekilerin hepsi ölmüş. Sabah sabah içimizi karartın be. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak. Dört eski lider boy boy göstermeye başladılar kendilerini. Evet, göstersinler. Ben bir şey demiyorum. Hesabı millet görür. Başka bir şey bilmiyorum. Seçim sandığında da görür. Sen hangi partiden seçildin? Devlet, millet, düzen, yüksek partisinden. Hayır. Gel. Gel şöyle otur anlatayım. Devletin malı deniz, yemeyen domuz partisi. Kendini hep yeniliyor, dönemlerin isteklerine de yanıt veriyordu. 86'dan sonra bu kez dram yönü ağır basan filmler çekmeye başladı. Evet, artık yine güldüreceğim diyor ama bu sefer belli bir sorunu anlatarak güldüreceğim. Size bu güldürüyle birlikte bir sorunu soracağım diyor. Bu da davacı mesela. Türkiye'deki adalet mekanizmasını işletiyor. Ne bileyim, yoksulla bir handa bir çaycının yükselişini getiriyor. O hana sahip olan çaycı işini biliyor ve köşeyi dönebiliyor. Kavulun uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım. Bu yoksul işte Özal döneminin depolarizasyon dönemine denk geliyor. Yani politikadan sıyrılmış, bilim sanata doğru eğilim. Halbuki öyle değil. Yani o dönemde ne oluyor? Toplumun ve kamunun yararlarından daha çok bireysel köşeyi dönmeye başlıyor. Yani Özal'ın dediği gibi benim memurum işini bilir. İşte yoksulda da o hana sahip olan çaycı işini biliyor ve köşeyi dönebiliyor. Düttürü dünyada bu sefer elindeki klarnetle çeşitli işler yapan ve gece kulübünde çalışan ama o yoksul ailesini geçindirmeye çalışan ama asla buna muvaffak olamayan sonunda değil mi Ankara'nın tam göbeğinde klarnetini ötüre ötüre isyanını belki ne gözlerinde yaş ne de ağzında çığlık değil de klarnetin sesiyle duyuran o güldürü adamının biraz trajikomik durumunu görebiliyorsunuz. Güldürü türünü de istediği gibi kullanıyordu. Kemal Sunal'ın güldürülerine baktığımız vakit töre güldürüsü de vardır, kahramanlık güldürüsü de vardır, sentimental dediğimiz duygusal güldürü de vardır, burleks kaba güldürü de vardır. Kemal Sunal deyince aklıma Ahmet Arif'in bir şiiri geliyor. Çukurova'm, kundağımız, kefen bezimiz, dilerse köpükten alt buluttan yumuşak verir pamuğu. Külhan kavgacıdır delikanlısı, ünlü mahpushanelerinde Anadolu'nun en çok Çukurovalılar mahpustur. Dostuna yarasını gösterir gibi, bir salkım söğüde su verir gibi, öyle içten, öyle derin, türkü söylemek, küfür etmek Çukurova yiğidine mahsustur. Ağız dolusu türkü söylemek, küfür etmek Kemal Sunal'a mahsustur. Fakat küfür derken, onun küfürleri küfür değildi. Bizim annelerimiz babalarımız bizi
Eşek sıpası gel, eşek sıpası git diye severlerdi. Eşek kadar güzel bir hayvan var mı ya? Keşke biz insanlar olarak %80'imiz eşek kadar emekçi olabilsek. Kemal Sunal'ın filmlerindeki küfür hiç kimseye dokunmaz. Sebebi halkın nabzına göre şerbet vermesi, insanların dilinin ucuna gelip de söyleyemediği birçok lafı orada söyleyen kişi, karakter olmasından kaynaklanır. Mesleğini o kadar çok seviyordu ki oynadığı filmdeki karakterin kimliğini tam olarak hissedebilmek için evinde bile sürekli kostümleriyle dolaşırdı. Çok disiplinliydi. İşe gelince işkolikti, tam işkolikti. Herkesten önce gelir, herkesten sonra çıkardı, sahneden ayrılırdı. 80'li yılların yasaklı ortamında en çok rol alan oyuncuydu. Ertem İlmez sinemasında bence sosyal halk tipleri daha önemlidir. O Zübük Azinesi'nin eseri olduğu için ister istemez politik göndermeler olan bir eserdir. Ama diğer konularda netice itibariyle Kemal apolitik görünümdedir. Kemal Sunal politika ile ilgilenmezdi demeyeceğim. Bir politik duruşu vardı. Sosyal demokrat bir adamdı, açık söylemek lazımsa. Ama öyle uç noktalara çıkmadı. Yani ne solun ne sağın sivrisi olmadı hiçbir zaman. Hep yumuşak kaldı, hep naif kaldı. Yani halkı sol sağ diye ayırmadı. Biz biraz şeyizdir, bölücülük yaparız ayrı bir olay ama Kemal bölücülük yapmadı. Artık sen çok oluyorsun. 404 gibi yapıştın. Ben 404 gibi yapışmam. Japon yapıştırıcısı gibi sağlama giderim. Ben yapıştım mı kolay kolay ayrılmam. Ben koşarken de seni seviyorum. Dur kız, sıkılıyorum. Özel televizyonların renklendirdiği 90'ların başındaysa izleyici Kemal Sunal filmlerini zirveye taşıdı. Rating almak onun filmlerine bağlıydı. Öyle ki bir özel kanalın Kemal Sunal filmi verdiği sırada diğer kanal Kemal Sunal'ın başka bir filmini veriyordu. Klasik filminin tek özelliği defalarca izlenmesine rağmen ilk izleniyormuş gibi insanlar üzerinde bir izlenim bırakmasıdır. Aynı keyfi, aynı heyecanı, belki de aynı merakı vermesidir. İşte Kemal Sunal'ın filmlerinde de böyle bir büyü var. Çünkü Kemal Sunal'ın güldürünün tümünde insanlığın tabi hali, doğal hali, her insanın başından geçmiş olan ve geçmesi mümkün olan veya geçip de yarım kalan her bir şeyi görebiliyoruz. Kendimizi görebiliyoruz. Dünya sinemasında filmleri bu kadar sıklıkla ve yoğun bir şekilde izlenen hiçbir sanatçı bence yok. Kemal Sunal belki de Türk sinemasının bir Charlie Chaplin'i. Eğer sinemada ölümsüz olmak var ise, eğer sinemada bir başyapıt olup klasik olmak var ise ben Kemal Sunal'ın bütün filmini söyleyebilirim. İşte aslında atletik olan fakat kendini salı... Nerede o? Heh. Çek karnını. Omuzlar dik. Çene yukarıda. Göğsünü şişir. Gözlerin Şaban yerine. Televizyonlarla yeniden doğmuş, yepyeni bir kuşağında kahraman olmuştu. Aslında bir aktör için tehlikelidir ama bir rolün yapışması, yani Şaban diye anması, ama iyiye bakarsanız dünyaya böyledir. Komedyenlerin böyle bir bahtlı ve bahtsız tarafı vardır. Charlie Chaplin bir aktör ama Charlo diye tanınıyor, değil mi? Bir sürü film yaptı, sonra gene Charlo diye tanındı. Türkiye'de kimi alırsanız alın, işte Cilalı İbo'yu alın, Feridun Karakaya, Öztürk Serengeli alın, Yeşe, Sadri Alışık'ı alın, Turist Ömer, ne yaparlarsa yapsınlar o ona yapışıyor. Bunu Kemal kötüye kullanmadı. İyi değerlendirdi çünkü iyi oyuncuydu. Öbür saydıklarım da iyi oyunculardı, muhteşem oyunculardı. Kemal zaten bizatihi kendi halkın içinden gelmiş bir çocuk. Halkı gözlemlemiş, halk tiplerini sevdirmiş, yöre koymamış. Yani Karadenizli yahut da Rumeli'li yahut da Adanalı, Urfalı gibi bir yöre koymamış taklitlerine. Öyle bir konuşma stili bulmuş ki kendisine, nereden istersen
oradan bakabilirsin. Nereye istersen oraya çek. Üçü bir arada olmadan karakter olmaz. İkisi olduğu zaman tip olur. Biz görürüz Şirin uzun boylu bir tiptir. Tamam mı? Sosyolojik olarak da ezilmiş bir tiptir. Evet. Peki psikolojik boyutu nedir? O yok. Hangi sebepten öyle olmuş? Mesela Şaban nelere dayanarak öyle olmuş? Annesi yahut baba baskısı mı görmüş? Yahut da eğitimsiz olduğu için mi? Ne? Onu biz bilmiyoruz. Küçük adamı oynamak her zaman bir aktörün lehinedir. Tıpkı Sadri Alış'ın Turist Ömer'i gibi. Turist Ömer de karakter değil, tiptir. Neden? Hangi sebepten Turist Ömer o şapkayla dolaşır? Hangi sebeplerden dolayı öyle biridir? Onu çok bilmeyiz biz. Deneme, yani çok sorgulattırmaz bizi onu, anlatabiliyor muyum? O yüzden tiple yola çıkmak biraz dezavantaj gibi görünse de iyi bir aktör için avantajdır. 4 senelik maraton bitti. Ama benimki biraz zordu. 4 senelik maratonu 27 senede bitti. Bu arada üniversite affıyla oyunculuğu nedeniyle yarım bıraktığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne geri döndü. Burada bu gördüğünüz sahnede 1991 yılında hocalık yaptı. Bütün bilgilerini aktardı öğrencilere. Sonra dedi ki, ben dedi bir yıllığına gideyim, bir dersim var üniversiteden, onu vereyim, daha donanımlı geleyim dedi. Gitti, onu verdi, bir de yüksek lisans yaptı, tez yaptı ve kendi filmlerini inceledi. Kemal şimdi aslında kendi de şaşırdı aslında. Yani bu filmler niye bu kadar iş yapıyor? Allah Allah. Oldu ve bunun bir araştırılması lazım falan dedi haklı olarak. Ama aslında Kemal'in o suratındaki sevimli ve insanlara iyi gelen, onlardanmış gibi Türk halkına benzeyen, Türk milleti kendinden saydığı için onu Kemal'in başarısını tek başına Kemal'in yüzünün başarısı olarak saymamak lazım. Yani Kemal'in filmlerinin arkasında Aziz Nesin'in hikayeleri vardır. Osman Seden'in enerjisi vardır, Natuk Baytan'ın şaryoları vardır, Zeki Ökten'in, Umur Bugay'ın, çok önemli yazarların, yönetmenlerin katkısıyla olmuştur bir Kemal Sunal efsanesi. Yani Kemal'in sonunda kötü filmleri yoksa, Kemal'in yaptığı burada sadece iyi projelerde seçme yeteneğidir. Yo Mehdi'cığım, nasılsın, iyi misin? Sağ ol. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Heh. Ya bir gün görmedim, ne kadar özlemişim ya. Evet. Bir geçeyim hatta. Dur Rahim. Dur ya. Geçemezsin, yasak. Ne öyle diyorsun ki? Haydar, ikinci çay koy, ince belli, geliyorum. Dur Rahim, yasak dedim ya. 1999'da ise yönetmen Sinan Çetin propaganda filmi için teklif getirdi usta aktöre. Ben size bir şey itiraf etmek istiyorum. Bunu hayatımda ilk defa birisine itiraf ediyorum. Ben Kemal'in hiçbir İnek Şaban filmini seyretmedim. Ya ben Kemal'in hiçbir filmini görmedim aslında. Hiçbir filmini seyretmedim yani. Parça parça hatırlıyorum yani televizyonda Natuk Baytan'ın, Osman Seden'in yaptığı mükemmel tatlı anlar hatırlıyorum ama hiçbir filmi baştan sona görmemiştim. Yani bunu hakaret olsun diye söylemiyorum. Ayıp olmasın. Ama Kemal'i propagandada babamın rolünde gördüm bir anda. Metin Akpınar'a da Kemal Sunal'a da yani onların oynamış oldukları yapmak yani seyircinin satın almaktan hoşlandığı komiklikleri yaptırmadım. Metin abiye de böyle yakın planlarını çekerken yüzünü çok oynatmamasını söylüyordum. Hatta bazen ondan gizli çekiyordum yani yüzünü oynamadığı zamanları. Kemal de anladı beni sağ olsun. Gerçek bir karakter ortaya çıkardı ve ben tabii öbür filmlerini bilmiyorum ama benim en sevdiğim Kemal Sunal filmi propagandadır sahiden. Şahane. Aa, sınırı ihlal etmişler. Şahane, sakın aklından böyle bir şey geçirme. Dur diyorum bak. Şahane kız. Geç çabuk. Ah, çabuk. Ah, çabuk. Sınırı anne, ihlal etmeyin. Nereye gidiyoruz? Rahim amcanın evinden başka benim yok. Benim çocuklarım burada. Sınırı ihlal edemez. Yürü kız, yürü. Lan. Biz Kemal Yeşilçam'dan geldiği için sesli çekime alışık değil.
sesli çekim olunca işte bir takım adamlar daha oluyor, boom falan. Bir çekim zorlaşıyor falan. Bazen kamerayı alıyordum ben, arabaya atlıyorduk. İkimiz sınırın önünde dolaşıp, ikimiz Kemal sağa bak, sola bak falan diye ikimiz çekim yapıyorduk. Sonra koşup geliyorduk, herkes bizi arıyordu. Kemal'in en mutlu anlar onlardı yani, ekipsiz olduğu zamanlar. Kemal'le de çekip çekip geliyorduk ve yol boyunca da Cem Karaca dinliyorduk. O Cem Karaca'nın Oğluma diye bir şarkısı vardı. Bu filmde ona oğlu Ali Sunal da eşlik ediyordu. Hı, tam düşündüğüm gibi. İçerisi devlet malzeme ofisiyim. Yok ya. Hem mevzuata baktım, her cama bir nöbetçi ve yaklaşana vurdurma selahiyetimiz var. O zaman gerekeni yap. Askerler! Propaganda filmi içerdiği sosyal mesajlar bakımından Türk sinema tarihinin en başarılı filmlerinden birisi oldu. Ama ne yazık ki bu ilk ve son film oluyor. Belki Kemal Sunal sadece kendini değil, Türk sinemasındaki güldürü türünü de yenileyerek bir başka boyutlara çıkartabilecek. Belki bizi gözyaşıyla da hem ağlatarak hem de güldürecek bir düzeye gidiyor. Ama bu olgunluk döneminde belki de bizlere çok fazla şeyler armağan edince bir dönemde bizi yalnız bırakıyor. Sadece bizi değil, belki de Türk sinemasında kendi açtığı güldürü türündeki o kategoriyi bitiriyor. Yılının 3 Temmuz'u. 56 yaşındaydı. Balalayka'yı oynayacaktı. Çekimler Trabzon'daydı. Uçak korkusu olduğu için karayolunu kullanmıştı o güne kadar. Ali bana anlattı. Trabzon'a gidiyorlardı film çekmeye. Yanımda oturuyor baba demiş. Ben arabayı kullanayım, arabayla gidelim. Bak Almanya'ya gidiyor, arabayla dönüyor, düşünün. Yok yok, alışmam lazım demiş. Yurt dışı falan var çekimler. Uçakta diyor gazete okuyordu. Hışırt etti gazete diyor Ali. Ben de zannettim ki babam sayfayı çeviriyor. Bir baktım gazetenin üstüne düşmüş diyor. Uçak kalkmadan kalp krizi geçirdi. Bana galiba Ali Hakan haber verdi. Önce bir 10 dakika durdum. Sonra da ben böğürerek ağlamaya başladım. Kemal niye ölsün ki? Ufak bir rahatsızlığı vardı. Bir dizi çekerken rahatsızlanmıştı biraz. Orada ilaçlar alıyordu Kemal ama yani böyle ölümcül bir yanı yoktu. Bizi çok üzdü. Çünkü yalnız aktör olarak, sanatçı olarak, insan olarak da çok iyi bir insandı. Ama bambaşka bir yanı vardı Kemal'in. Ben çok severdim Kemal'i. Yani çok üzdü bizi. Çok. Ben en büyük duam budur. Umudum bitmeden ömrüm bitmesin derim. Çünkü ömür umuttan önce bitmemeli. Kemal Sunal maalesef ömrünü umutlarından önce bitirdi. Çok genç, hani bir halk türküsü vardır. Acı ölüm, genç ölüm, bu nasıl gitmek gülüm. Kara haber tez gelir, kırdın kanadım kolum. Yaşayabilirdi ve onlarca eser verebilirdi daha. Türk sinemasına, Türk tiyatrosuna. Herkesi güldüren bu sanatçının gözlerinde aslında hep hüzün vardı.
Çok özledim. Nasıl böyle televizyonda böyle görün, bakmak istiyorum. Aa yok, bakıyorum. Olmuyor. Olmuyor, yok çünkü, yok. Kemal niye ölsün ki? Sonra zaten yıllar geçtikçe bu Kemal niye ölsün ki sorusu hiç kafamdan gitmedi. Çünkü ekrana bakıyoruz, gene Kemal var. Ve hala Kemal'in öldüğüyle ilgili bir fikrim yok yani. Nasıl ölmüş olabilir ki? Kemal Sunal aynı zamanda bizim bütün zorluklarda karşımıza çıkan bütün sorunların güler yüzüdür. Bize gülümseyen yüzüdür. O zorluklarda bıkkınlık derdiğimiz vakit hayır, biraz da gülümseyerek bunları halledeyim diyen belki de bir yardımcıdır. Halk adına, üreten insan adına, paylaşan insan adına hayatı paylaştı, paylaştırdı ve öyle gitti. Kemal herhangi bir ülkede, Türkiye'nin dışında da olsaydı gene çok sevimli bir aktör olurdu. Özellikle Amerika'da doğup büyümüş olsaydı dünya çapında bir star olurdu.